5 anlaşıldı mı? 11.5 dinliyorum. Sayın Tahsin Irmak, 40 kişilik refakatçi kontrolünde bir heyet gönderdim. Sevgili izleyiciler, şu anda da ANAP cephesindeyiz ve ANAP milletvekili Diyarbakır milletvekili Abdülkadir Aksu var. Efendim, Hatay Bölge Televizyonu'nda ziyarete geldik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şunu sormak istiyorum, uzun zamandan beri siyaset ve politikayla çok yakından iç içe yaşıyorsunuz. 87'de İçişleri Bakanlığınız var, daha sonra Anayolu'da Devlet Bakanlığınız vardı. Efendim, bunca politik hayatınız içinde şu andaki refah yolu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısa bir duygularınızı alayım. Şimdi bizim için önemli olan demokratik bir çözümle parlamento içerisinde bir hükümetin kurulması. Uzun süre Türkiye'de bir tartışma oldu seçimden sonra. İşte şu partiyle bu parti koalisyon kurar veya bu partiyle koalisyon yapılmaz, bu parti hükümet olamaz gibi demokrasiye yakışmayan bir takım tartışmalar oldu. Onun için işin bence önemli yönü, halkın oyuyla gelmiş meclise sandalyeye sahip her siyasi partinin hükümet ortağı olabileceği, koalisyonda yer alabileceği, ülke yönetimine katılabileceğinin ve bir de bir takım çevreler veya bir takım mihraklar, işte bu iş parlamentodan olmuyor gibi laflar edip başka yerlere sinyaller veren veya göz kırpanlar da herhalde önemli bir ders almış oldular. Bu parlamento kendi içerisinden bir hükümet çıkarmıştır. Önemli olan budur. Başarılı olmasını temenni ediyoruz. Şunu sormak hükümetin istiyorum. Tabii daha ilk günleri eleştiri yapmak çok kolaydır. Kuruluş biçimi olsun, kuruluş biçimindeki tartışmalar olsun. Ben şu anda onlara hiç temas etmiyorum. Efendim, madem kuruldu diyoruz ki başarılar diliyoruz. Efendim ben şunu soracaktım. Belki bu soru şimdi bizim için de yanlış. Sizler de bu sorumuza sanki cevap vereceksiniz. Ömür biçmek doğru değil ama siz ömür biçtiniz yani şu kadar gider diye. Çünkü daha önce Sayın Çiller ve Sayın Yılmaz önce bir hükümet kurdular. Birbirlerini yalı çetesi, rantiye çetesi diye yargıladılar. Hatta Yüce Divan'a kadar gönderilmeye Çiller'in pozisyonu vardı. Peki bunlar Refah Partisi sineye mi çekti efendim? Bunların Yüce Divan'a gitmesini önleyerek mi? Veya bir takım açıklarını kapatarak mı? Hükümet ortağı. Demokrasi ve cumhuriyetin önemli bir unsuru fazilet rejimi olmalarıdır. Demokraside kin ve intikam yoktur. Geçmişte bu bana böyle yaptı, ben bundan şimdi intikam alacağım, çok yanlış olur. Bence o geçmişte söylenenler söylenmiştir. Ne Refah Partisi ne diğer bir parti geçmişin intikamını almak için iktidara gelmemişlerdir veya koalisyon ortağı olmamışlardır. Hükümetlerin kuruluş gayesi memlekete hizmettir. Halka hizmettir. Eğer bu hizmeti verebilirlerse, hizmet yönünde kendilerini gösterebilirlerse bunun faydası hepimize olacak, ülkeye olacaktır. Yani şu anda yapılması gereken bir hükümet kurulmuştur. Halkın beklentileri vardır. İnsanımızın, ülkemizin istikrara ihtiyacı vardır. Ben de bunları nazara dikkat alarak bakın bir muhalefet, ana muhalefet partisinden mensup bir milletvekili olarak hemen ilk günden çok acı tenkit yapmıyorum. Çünkü ülkemizin ve insanlarımızın biraz evvel de söylediğim gibi istikrar içerisinde, huzur içerisinde hizmet bekleyen bir hükümete ihtiyacı vardır. İnşallah bunlar bu ihtiyaca cevap verir. İnşallah hizmet yapabilirler. Peki efendim son sorum şu. Diyarbakır milletvekilisiniz. Uzun zamanda söylemiştik baştan beri. Farfen TV objektiflerinde Kırıkhanlılara ve Hataylılara neler söylemek istersiniz? Ben önce sizi kutluyorum. Yani mahalli televizyon ve mahalli imkanlarla ta kalkıp Ankara parlamentoya gelip burada olan biteni, buranın yapısını, işleyişini aziz Hataylı, Kırıkhanlı hemşehrilerimize göstermek, tanıtmak gibi bir faaliyetinizi kutluyorum.
kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve aziz Hataylı, Kırıkkanlı hemşehrilerimize de selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.